Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere oyundaki aboneliklerden bahsedeceğim. Avantajları nedir? Nasıl abone olunur ve abonelikten nasıl çıkılır? Bunlara değineceğiz. Öncelikle sol üstteki abonelikleri size bir açıklayayım arkadaşlar. Bu oyundaki normal abonelik. Tucar işaretine tıklıyorum. Prime ve Prime Plus var arkadaşlar. Prime altı buçuk TL gibi aylık bir ücreti var. Prime Plus'ında 89 TL'ye yakın şu anda bir ücreti var. Tabi bunlar dolara endeksli. Siz bu videoyu daha sonra izlediğinizde buradaki fiyatlar değişebilir. Prime üyelik yaptığımızda oyun bize günde 5 UC veriyor 30 gün boyunca. Yani 6.39'a 150 UC alabiliyoruz ve BP üye dükkanına erişebiliyoruz. Her haftada 50 UC değerinde bir tane kupon veriyor. 6.39 TL'ye biz Kaç UC alabiliyoruz? Yaklaşık hemen ona bir bakalım. 6 7 liraya 60 UC alırken burada 6,5 liraya abonelikte 555 şeklinde 150 UC alabiliyoruz. Yani ay sonunda fazladan 90 tane UC'miz olabiliyor. Bir de Prime Plus var arkadaşlar. Prime Plus'ın avantajları daha büyük. Bunu aldığınızda direkt size 300 UC veriyor. Bir klasik sandık, bir premium sandık, isim değiştirme kartı ve oda kartı veriyor günde 20 UC alıyorsunuz. Yani toplam ay sonunda 900 UC'niz oluyor. Yine BP dükkanına erişiminiz sağlanıyor ve günde 10 Royal Pass puanı kazanabiliyorsunuz. Ben oyuna Subtractional Festival yani abonelik heyecanı geldiğinde Prime Plus alıyorum. Onun dışında Prime'la devam ediyorum. Yani bir ay Prime Plus, bir ay da Prime alıyorum. Nasıl abone olacağımıza geçelim. Şimdi Prime zamanı olduğu için oyunda abonelik heyecanı etkinliği yok hemen sizin gözünüzün önünde bir tane 639 TL'ye Prime aboneliği aktifleştireyim. Evet abone ol dedim. Şartları kabul ettim. Şu an işleniyor. Abone olundu dedi. Ayarları daha sonra yönetirim dedim. Geçtim. Evet satın alındı diyor. Bundan sonra her gün arkadaşlar menüye geldiğinizde sol üstte taç işaretinde kırmızı bir ibare çıkacak. Burada gördüğünüz gibi her gün 5 UC'nizi bu şekilde alabileceksiniz. Her gün bu 5 UC'yi alın ve bu kuponları alın. Bunlar işinize yarar mı bilmiyorum ama UC almak için buraya kesinlikle girin. 3-4 gün UC almazsanız o UC'yi bir daha geri alamıyorsunuz. Bakın burada BP üye dükkanı var. Burada BP ile alabileceğiniz çok fazla şekilde desen var. En önemlisi de arkadaşlar Prime veya Prime Plus üyesi olduğunuzda haftada 5 tane görev kartı alabiliyorsunuz. 5000 BP verip BP karşılığında görev kartı alınabiliyor. Buraya ben mesela bir tane görev kartı da alabiliyorum. En büyük avantajlarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Diğerinde şöyle bir avantaj var. 89 liralık olan üyelikte de hemen buradan bir çıkalım oraya geçiş yapalım. Bu ekran karşınıza geldiğinde burada günlük 20 ucuza alıyorsunuz. En başta da 300 UC veriyor zaten size abone olur olmaz. RP puanı günlük 10 veriyor. Yani ay sonunda arkadaşlar siz 300 RP puanı da kasabiliyorsunuz. Şimdi RP aboneliklerine gelelim. Benim burada aboneliğim var şu an. Bakın aylık abonelik burada gözüküyor. Bunu bu yüzden buradan almayacağım. Bunun avantajı da arkadaşlar size her iki tarafta da indirim kuponları veriyor. RP Prime'da 300 UC RP Prime Plus'ta 900 UC'lik indirim kuponu veriyor. Üye olur olmaz 100 RP puanı veriyor ve AG kullanarak da RP puanı alabiliyorsunuz. Buradaki shop'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben almışım. Şu kısımda 1000 AG vererek 100 RP puanı alabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz bunlar UC ile alınıyor. Böyle bir avantajları var. Size nasıl abone olunduğunu da gösterdim arkadaşlar. Şimdi sıra abonelikten nasıl çıkılacağına geldi. Haydi şimdi Google Play Store'a gidelim ve abonelikleri yöneterek abonelikten çıkmayı göstereyim. Evet, Play Store'a geldik arkadaşlar. Buradan oyunumuza bir giriş yapalım. Oyunu açtıktan sonra buradan abonelikleri yönet diyorum. Bakın, oyuna giriyorsunuz ve Abone olduğunuz zaman size buraya abonelikleri yönet tuşu çıkacak. Abone değilseniz bunu göremezsiniz. Abonelikleri yönet dedim. Hem RP hem de normal iki farklı aboneliğim var gözüküyor. Bir tanesini geçmişte 18 Kasım'da yapmışım. Diğeri de 6 liraya yaptığım arkadaşlar bugün yaptığım. Burada gözüken 26 Kasım'daki normal abonelik. Bunların üstüne tıklıyorsunuz. Aboneliği iptal et diyorsunuz. Duraklat diyorsunuz. Onayla diyorsunuz yakında duraklatılacak diyor. Zamanı geldiğinde burada ödeme almayacak arkadaşlar. Duraklatacak. Yine aynı şekilde bunun üzerine tıklıyorsunuz. Aboneliği iptal et diyorsunuz. Burada sık sorulan sorulardan bir tanesi ben aboneliği iptal ettiğimde işte her gün bana verdiği RP puanını vermeye devam edecek mi? UC'leri vermeye devam edecek mi? Bu olabilir. Siz aboneliği devam ettirdiğiniz sürece bunlar zaten devam ediyor. İptal ettirdiğinizde de arkadaşlar siz bir aylık ödemeyi peşin yaptığınız için o ayın sonuna kadar yani buradan iptal etseniz dahi aboneliğiniz bitene kadar o puanları günlük almaya devam edersiniz. Bakın 26 Aralık 2021'de ben bunu iptal ediyorum. Gördüğünüz gibi her iki aboneliğimde yakında duraklatılacak diyor. Devam ettirmek istediğimde devam ettir tuşlarına basıp tekrar aboneliklerimi devam ettirebilirim. Abonelikler şu an duraklatıldı. Bunlara tıklayıp tekrar aboneliği iptal et dediğinizde arkadaşlar burada size nedenini soruyor. Bunu yanıt vermek istemiyorum veya başka sorunlar yaşıyorsanız onları da seçebilirsiniz. İptal edilsin mi? İptal et diyorum. İptal edilmiş gözüküyor. Burada aboneliği devam ettir değil artık aboneliği yenile yazıyor. Şimdi diğerinde de bu şekilde olacak. Bunu tekrar tıkladım. Aboneliği iptal et diyorum. Bana tekrar soru soruyor. Bunun yanıt vermek istemiyorum dedim, geçtim. Aboneliği iptal etliyorum. Şimdi o da aynı şekilde arkadaşlar. Aboneliği yenili olarak gözüktü. Her ikisi de aboneliği devam ettirden aboneliği yenileye çevrildi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Size bu videoda aboneliklerin avantajlarını bildirmeye, nasıl abone olunur ve abone nasıl duraklatılır, iptal edilir bunu göstermeye çalıştım. Bence 6 liralık abonelik gerçekten çok mantıklı. Çok fazla keseyi de yoracağını düşünmüyorum. En önemli avantajı da BP dükkanından desenler almanıza izin veriyor olması ve BP dükkanından yine görev kartları alabiliyor olmanız. Zorlandığınız görevler olduğunda RP görevlerini görev kartlarıyla sezonun sonunda geçebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.